Ben Ergin Şamaç. Fotoğraf çekme kolay hoş geldiniz. Bugün en itibaren zaman zaman aksesuarlarımla ilgili bazı içeriklerde yapacağım. Bugün de bir önemli bir aksesuarla başlamak istedim. Bu aksesuara uzun süre ben de denendim doğrusunu isterseniz ama hata yapmışım. Çünkü bu aksesuar önemli bir aksesuar. Özellikle video çekiyorsanız neredeyse olmazsa olmaz bir aksesuar. Bu aksesuarları her ne kadar farklı firmalar yapsa da şimdi herhalde tartışmasız bunun en iyi yapanlardan bir tanesi SmallRig. Peşin peşin söyleyeyim. Herhangi bir sponsorluğum yok. Gerek aksesuarın gerek tanıttığım cihazların büyük çoğunluğunu zaten ben kendi cebimden satın yani para ödeyerek satın alarak sizlere tanıtıyorum. Hem kendi deneyimlerimi sunuyorum hem de eksi ve artı yönlerini elimden geldiği kadar anlatmaya çalışıyorum. Video işinde ciddiyseniz böyle bir cihaza neden ihtiyacınız var? Öncelikle bu bir kasa sevgili dostlar. Small x XT4 için bir kasası ve çok kolay takılıyor. Şu, sadece şuradaki tripod bağlantısından bağlıyorsunuz, sıkı sıkı bağlıyorsunuz. Ondan sonra size bol miktarda gerek üstte, gerek yanlarda bağlantı noktası sağlıyor. Neden önemli? Çünkü normal şartlarda kameranızın sadece tek bir hot şu mantı var ve ona tek bir cihaz bağlayabiliyorsunuz ama bazen bir cihazdan çok daha fazlasına bağlamak zorunda kalıyorsunuz. Söz gelimi bir ışık, söz bir monitör, bir mikrofon, mikrofonun yanında belki bir ses kayıt cihazı. Şimdi yavaş yavaş onları çıkartalım, bakalım neler yapabiliyoruz. Değil dostlar? Bu mesela benim kullanmaya başladığım Atomos Ninja 5. Bununla tabi e, videoda çok daha fazla özellikleri olan şeyler yapabiliyorsunuz, ayarlar yapabiliyorsunuz. Hem süresi daha fazla hem de şurada 512 GB'lıkta bir SSD kartıyla beraber kameramızın 128 GB'lık ya da 256 GB'lık kartından çok daha yüksek bir potansiyel sağlıyor size. Dolayısıyla video çekmek için hakikaten çok önemli. Onun haricinde şöyle bir dış bağlantı yapabilirsiniz, bir mikrofon. Daha büyükleri var. Ben şimdi bunu göstereceğim size. Başka ne bağlayabilirsiniz? Mesela bir şey bağlayabilirsiniz. Bir ses kayıt cihazı bağlayabilirsiniz. Ona da ayrı bir mikrofon bağlayabilirsiniz. Hem kameranıza kayıt hem de ses cihazına kayıt yaparak böylelikle sesi iki türlü kurtarma şansına sahip olabilirsiniz. Başka neler bağlayabilirsiniz? Evet bunların hepsini diyelim ki bağladınız. Bağladık. Şimdi birçok şey bağlayacağız buraya. Nelerle bağlayacağız? bir takım aksesuarlarla beraber bağlayacağız. Çünkü aksesuar bakayım aksesuar kutumun için. Evet Small Rig'in böyle bir bağlantı aksesuarı var ama daha da önemlisi bunları alıyor iseniz size şiddetle tavsiye edeceğim bir e, yine bu buna bağlanabilen bir Small Rig yan tutak tutamacını da satın alın. Çünkü size çok büyük fayda sağlayacak bir özelliğe sahip. Buraya ilave bir şeyler de bağlayabiliyorsunuz. Ve böylelikle de araya da mesafe koymuş oluyorsunuz. Diyelim ki mikrofon mikrofonlardan bir tanesini buraya bağladınız. Değil mi? Mikrofonunuzu bağladınız. Buna diyelim ki bunu bağladınız. Bunu bağlamaya bağlamadık. Şununla bir bağladık. <laughs> Şöyle bir bağlantı parçasıyla da bir ses kayıt cihazı bağladınız. Garanti aldınız kendinizi. Bunu da diyelim ki bu yan tarafa bağladınız. Sıkıntı olmasın diye. Bunu da şöyle yan tarafa bağladınız. Sıkıntı olmasın diye. Buna da diyelim ki bir... Abartıyoruz ya şey bağladınız. Bir yaka mikrofonu bağladınız. Bağlar mısınız, bağlamazsınız. O başka dava. Ama en önemlisi şu anda tabii ki benim şu anda kuracağım Atomos Ninja monitör ve kaydedici, HDMI kaydedici. Evet sevgili dostlar. Bunu da bağladıktan sonra güzelce bunu bir ayarlarsınız ve kendinize göre sıkarsınız. Daha da burada arzu ederseniz bunu biraz daha şöyle yana kaydırabilirsiniz ya da öne doğru kaydırabilirsiniz. Böyle sıfır sıkıya. Tabii ki lensiniz olacak ama şu an için lenssiz gösteriyorum ben size bütün bunları. Arzu ederseniz bir parça daha bağlayabilirsiniz şuraya. Ona da bir ışık bağlayabilirsiniz daha yüksekte. Ve böylelikle de kocaman bir riginiz olur. Buna ne kadar çok cihaz bağlayabildiğinizi gördünüz değil mi? Hepsinde, hepsinde faydalı bir biçimde kullanıyor olabilirsiniz. Ama bir ama eğer bu olmasaydı bunlardan ancak bir tanesini bağlayabilecektiniz. Eğer bunu kullanacaksanız bunu nereye bağlayacaktınız mesela? Ne bileyim. Dolayısıyla gerçekten çok faydalı bir aksesuardan bahsediyoruz sevgili dostlar. Ama bunların hiçbir tanesini bağlamak istemediğinizi varsayalım. Bunları kaldırdık. Ve normal gündelik kullanmaya niyetiniz var. Bunları kaldırdık. Attık buraya çantaya. Bunun bağlantısını çözdük. Çözdük. Çıkardık koyduk kenara. Hatta mikrofonu da çıkarttık. Onu da koyduk kenara. Evet bunu da penseyle ancak çıkartabileceğiz. Çünkü burası maalesef öyle bir sıkıntımız var bizim bu cihazlarda. Heh. Evet bu bağlantıyı da çıkarttık. Valla böyle bir bağlantı kullanıyorsanız küçük bir pense ya da karga burnu her zaman ihtiyacınız olacaktır. Çünkü bazen sıkarken sıkıştırıyorsunuz. Ama gelelim normal kullanımında sevgili dostlar. Bakın XT4 özellikle için şuraya sağladığı ergonomi, şurada sağladığı ekstra ergonomi büyük avantaj. Onun haricinde arka Swiss plate dediğimiz tripod bağlantısı için Hiçbir şeye ihtiyaç duymadan direkt tripodun üzerinde bağlama imkanı tanıyor. Ve gördüğünüz gibi yapısı itibariyle her şekilde kullanabiliyor durumdasınız. Güzel olan şeylerden bir tanesi de şu altta mıknatızlı anahtarının dahi olması. Buradan çok rahat bir biçimde bunu söküp takabiliyorsunuz. Yerine koyalım mıknatızlı anahtarına. Evet sevgili dostlar bu şekilde de günlük fotoğrafınızı çekin. Arzu ederseniz videonuzu çekin. Günlük çıkın dolaşın sokaklarda. Bunu böyle taktığınız zaman çok daha havalı, çok daha profesyonel bir görüntüye de sahip oluyorsunuz. Doğrusunu isterseniz. Yapısına gelince gerçekten olağanüstü metal bir yapıya sahip. Ve öyle kolay kolay yıllara meydan okuyacak ve hiçbir şey olacak gibi gözükmüyor doğrusunu isterseniz. Şimdi bu benim tanıttığım birinci aksesuarım ama bundan sonra ufak tefek başka aksesuarlar da tanıtacağım. Sevgili dostlar, Small Rig'in tabii o kadar çok aksesuarı var ki hakikaten tavsiye ederim Small Rig'in sayfasına girip neleri varmış, neleri yokmuş, elinizdeki kameraya göre ne gibi aksesuarlar ilave edebileceğinizi kendi gözünüzle de bir görmenizi tavsiye ederim. Vallahi şimdilik söyleyebileceğim, ha üste bakalım, evet üste gördüğünüz gibi düğmelerin hiçbir şekilde kullanma sıkıntısı yaratmadığı gibi çok rahat bir biçimde hepsine ulaşıyorsunuz ve ayarlayabiliyorsunuz sevgili dostlar. Dolayısıyla gerçekten sıkıntısız bir kasa. Benim bu aksesuarla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Eğer bu içerik hoşunuza gitti ve sizlere değer kattıysa lütfen beğenme butonunu ıskalamayın. Hala abone değilseniz gelin abone olun ki bu aileyi hep beraber büyütelim. Valla şimdilik sevgiyle kalın, huzurla kalın, sağlıkla kalın ama hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.